74. Beynəlxalq Astronavtika Kongresində Technofest komandası da burada öz stendini nümayiş elətdirir və kongresin başlandığı ilk dəqiqələrdən etibarən böyük müşahidə axınını, ziyarətçi axınını biz həmin bu Technofest komandasının stendində də müşahidə edirik, onun şahidi oluruq və burada gördüyünüz kimi müxtəlif texnoloji avadanlıqlar nümayiş olunur və gələn ziyarətçilərə, xaricilərə və yerli ziyarətçilərə bu həmin bu stendlərlə bağlı məlumat verilir və mən də elə nümayəndə heyətinin rəhbəri Ali Gözükara ilə bu barədə danışacağam. Xoş gördük sizi Azərbaycanda. Hər birinizi salamlayırıq. Ali bəy, ümumiyyətlə bu stendlə bağlı məlumat verərdiniz. Nələr nümayiş olunur, nələr sərgilənir, nələrdən ibarətdir bugünkü stendiniz? Merhabalar, biz T3 Vakfı Technofest olarak aslında burada 6 farklı ekiple beraber birçok farklı yarışmamızdan projeleri sergiliyoruz. Biz bugün aslında 500 Technofest finalisti yarışmacımızla beraber Technofest'ten beraber buradan geldik ve Azerbaycan'da Bakü'de Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılıyoruz. Bu yarışmacılarımız da burada hem uzay alanında çalışma yapan yarışmalara katılan ekipler. Burada da tabii birçok farklı, 44 farklı teknoloji yarışması düzenliyoruz. Technofest kapsamında onlardan birkaç aslında uzaya, bu noktada uzay alanında çalışılan yarışmalardan birkaçından bahsetmek istiyorum. Ve burada stand alanında bulunan 6 farklı ekiple beraber onlar yer alıyor. Bu yarışmalardan bir tanesi model uydu, bir tanesi savaşan İHA, bir tanesi insansız hava araçları yarışması, bir tanesi roket yarışması. Bu gibi farklı farklı 44 yarışma düzenliyoruz. Buradaki de aslında 6 farklı yarışmacımızla beraber biz burada onların geliştirdikleri, yarışma sürecinde geliştirdikleri, ödül aldıkları, daha sonra da girişime dönüştürdükleri projeleri sergiliyoruz. Ziyaretçi akım necədir? Yani maraqlananlar, gelenler var mı? Çok aslında güzel bir kitle gelip burada hem buradaki standımıza hem bize Technofest'te T3 Vakfı'na çok güzel bir ilgi gösteriyorlar. Bu manada 500 tane öğrencimizle biz aslında burada yer alıyoruz. Onlar da aslında dünyanın dört bir yanından gelen firmaları ve bu alanda çalışma yapan firmaları ziyaret ediyorlar, geziyorlar. Buradaki 6 farklı ekibimizle ve bizim bu alandaki yaptığımız teknoloji yarışmaları ve yine uluslararası girişim zirvemiz Takeoff'la beraber aslında onlarla alakalı sorular alıyoruz. Onların sorularını cevaplamaya çalışıyoruz. Tabii bu aslında dikey inişli roket yarışmasında geliştirilen öğrencilerin bunları izlemesi, görmesi açısından nasıl bir ürün geliştirebilecekleri açısından örnek bir çalışma. Dikey inişli roket yarışmasını biz ilk defa 2022 yılında hayata geçirdik. Ve aslında birçok farklı alanda yarışma düzenliyoruz. Bunlardan da bir tanesi günümüzün ve geleceğin teknolojisine olduğuna inandığımız dikey inişli roket alanındaki yaptığımız çalışma. Yine bunlardan bir tanesi direkt roket yarışması. Biz 2018 yılından beri düzenliyoruz. Ve biliyorsunuz Technofest dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları. Bu manada roket yarışmasında işte burada geliştirdiği ürünle beraber projesini girişime dönüştürmüş ekiplerimiz var. Burada bu roket yarışmasında derece aldılar. Ardından kendi geliştirdikleri roket alanındaki uçuş kontrol kartını geliştirerek projesini şirketleştirdi, girişime dönüştürdü. Bu manada aslında birçok fayda ve yine alt ürünler geliştirmeye devam ediyor ekiplerimiz. Teşekkür ederim Ali Bey, minnettarım size. Bəli, qeyd edelim ki, Technofest nümayəndəsinin buradaki sədri Ali Gözükara bizə Technofest'in stendləri ilə bağlı ən son məlumatları verdi və burada da gördüyünüz kimi monitor var və bu monitorda da 2016-cı ildən 2023-cü ilə qədər Technofest tərəfindən hansı işlər həyata keçirilib, onunla bağlı video çarx formatında proyeksiya nümayiş olunur və ziyarətçilərin, yerli və xarici ziyarətçilərin daha doğrusu hamısının başa düşməsi üçün müxtəlif dillərdə bu nümayiş edilir. Bəli, 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresi çox yüksək abuhava ilə davam edir və burada biz insanların, ziyarətçilərin kütləvi axınının şahidi oluruq və bundan sonra da növbəti saatlarda biz sizə buradan ən son məlumatları çatdırmağa davam edəcəyik.